Bebeğim nerede? Rahmete kavuştu. Melek oldu doğumda. Kurtaramadılar. Kim kurtaramadı? Nerede yaptın doğumu? Yine ne yalanlar peşindesin Kevser? Bak seni vallahi... Vallahi beni hiçbir şey yapamazsın efendi. Ben bugüne bugün Sadi Hüdayi Efendi'nin zevcesiyim. Sakın bir daha yanıma yaklaşma. Parçalatırım seni. Seni yalancı, edepsiz, riyakar seni. Dur, bırak. Kaldır kafanı, şeytan. Başından beri biliyordum, ilk günden beri biliyordum senin yalan söylediğini. Kaldır kafanı diyorum sana. Hazırlan, gidip anlatacağız her şeyi Vahit Efendi'ye. Mazindeki başka yalanları da açıklarsın artık. O Kadir Efendi de gelsin, yüzleşsin bakalım seninle. Ah, sana 5 dakika mühlet. Hemen hazırlanıyorsun. Anlaşıldı mı? Cezana da hazırlan bu arada seni yalancı iblis. Sen bana bu evi cehennem ettin ya, ben de sana dünyayı cehennem edeceğim, görürsün. Hadi kalk, sallanma. Anne. Anne tamam yeter, duydu. Millet duyacak şimdi, sakin ol. Ağlama boşuna. Gözyaşların yıkayamaz artık günahlarını. Sallanma dedim, hadi. Zorla vardı üstüme. Ne dedin sen? Ha? Ne yaptı? Benim rızam yoktu hanımanne. Musallat oldu bu. Kimseye söyleme ne olur. Kimseye bir şey deme. Anlatamam derdimi, günahımı dinlemezler. Dinlemezler beni. Hoca hazretlerinden alıp ona verirler. Kurbanın olayım. Kurbanın olayım, söyleme. Reva görme bunu bana. Başka kimseyi görmemişim o yaşımda. Erkek mi erkek nereden bileyim. Bu etrafında dolanınca ilk başta bir şey demedim. Sustum. Ben sustukça üstüme geldi. Kaçtıkça kovaladı. Her köşe başından çıkmaya başladı. Bir gün... Tasallut etti. Zorla. Kaçtım hanıma. Günlerce kaçtım. Günlerce. Gittiğim yerlerde. Ne dedilerse yaptım. Buralara kadar geldim. Artık rahat ederim diyordum. Bu damın altında bir ferah nefes alırım diyordum. Günahlarım için Rabbime sığınıyordum. Ki gene karşıma çıkıverdi. Allah esirgeyen ve bağışlayandır. Bebek için ne dedin peki? Öldü dedim. Doğumda kurtaramadılar dedim. Bilmem inanmış mıdır o insan kılıklı iblis. Öyle kolay kolay pes etmez o. Peki bebeğin nerede şimdi? Müyesser Hanım anne. Bir aileye verdiğini söyledi. Çok sordum nerede olduğunu. Ama geçiştirdi hanım anne. Ben de yine Hacette öğrenirim diye sabrettim. Ne yapayım? Müyessere bak sen. Peki Sadi neden yardım etti sana? Bilmiyorum. Neden yardım etti hiç anlamadım. Sustum hanım anne. Neyi ne kadar biliyor hiç bilmiyorum. Soramazdım kimseye. Hepsini öğreniriz Halimallah. Merak etme. Elbet anlarız. Hayırdır hanımlar, böyle yangından mal kaçırır gibi. Biz her şeyi öğrendik Müyesser hanım anne. Her şeyi? Bu kızın o Kadir denen adamdan çocuğu olduğunu öğrendik. Sen yardım etmişsin.
Bir de bebeğini almışsın, hayırlı bir aileye vereceğim demişsin. Sen biliyor musun ki o Kadir denen adam bu kıza tasallut etmiş? Durun bir dakika, durun. Sakin. Ne tasallutu, ne Kadir'i. Hekim olan. Bebeğin babasının adını verdin. Ölmüştü kazada. Korkudan yalan dedim. Verdiğim ismin rahmete kavuştuğunu biliyordum ben. Bebek Kadir'in tasallutu. Abla, bak ben bu kıza acıdım da geldim buraya. O yüzden bir an evvel ne yapıp ne edip bu mazlumu buradan göndereceksin. Durduğu her dakika bize dert olacak çünkü. Hanımanne yapmayın, etmeyin. Nereye giderim ben? Bir başıma ne yaparım? Herkes peşime düşer. Hangi deliğe girsem bulurlar beni. Yapmayın. Ölmek bir şey değil. Yavruma kavuşamazsam. Aileye verdik dediniz. Bağrıma taş bastım. Lakin bebeğimi istiyorum. Kevser, herkesin cehennemi kendine kızım. Bakın, beni Vahit Efendi'ye gitmek zorunda bırakmayın. Müyesser hanım annen nasıl mazide her şeyi ayarladıysa, şimdi de Allah'ın izni inayetiyle tığ işi gibi halledecek. Değil mi ablacığım? Hanım anne yapmayın, etmeyin. Yetişir! Kimse, hiç kimseye bir şey anlatmayacak. Ben her şeyi halledeceğim. O Kadir denen adamdan ne kadar uzak durursan o kadar iyi. Belli ki bir planla gelmiş damımıza. Ayşe, biz seni buradan kaçıracağız. Daha da lakırdı istemez, haydi! Kızım, hadi siz çıkın. Ben ablam Nazmı haber edeceğim. Sadi biliyor muydu? Sopa yemen pahasına niye sesini çıkarmadı? Neden yardım etti bu kıza? Asla bilmiyorum. Müsaade et, kızı kurtaralım. Bir bela aldık başımıza. Daha bakalım kaç bela gelecek başımıza. Falaka yedim ben abla, falaka yedim. Hepiniz gördünüz. Sadim'in bildiği bir şey vardır. Söyler diye bekledim durdum. Kaç gece ağladım. Kaç sabah alnımı yalan secdeye koydum biliyor musun sen? O yüzden bana söyleyeceksin. Sadi neden sustu? Asla. Git kocana sor. Abla. Haydi. Zarfa değil, mazrufa bakmak icap eder der babam. Nelere katlanmışsın bebeğin için. İyi bir ailesi olsun diye. Zarf yanıltırmış insanı. Gerçek sevgi varmış içinde. Şimdiki aklım olsa, o hallerde olmasam asla bırakmazdım bebeğimi. Asla. Mecbur. Ben çok iyi anlıyorum seni. Ben de vazgeçtim sevdiğimden. Mecbur. Şimdiki aklım neden bıraktın diyor ama başka çarem yoktu. Ben de mecburdum senin gibi. Bak, ben elleri dinledim. Çok pişman. Çok. Sen kendini dinle. Şuranı yani. Hasna, hele bir gel, gel. Otur. Gel anne. Ne oldu Sadem, nedir bu telaş? Ya sen, bu Gülayşe, sana daha evvel hiç bu Seyit soyundan, onun sülbünden olduğundan falan bahsetti mi? Öyle bir şey hatırlıyor musun yani? Yok, hiç hatırlamıyorum ben böyle bir şey. Ya zavallı Gülayşe'nin hatırasından ne istiyorlar daha? Rahat bıraksınlar kızın ruhunu. Benim seninle konuşmak istediğim başka bir şey. Hasna, şimdi bak. Eğer Gülayşe Seyit soyundansa Cüneyt Tosul Bey'e ait demektir. Bu Vahit Zebanesi bir şeyler yapıyor, bir şeylerle uğraşıyor. Eğer Cüneyt'in Seyit soyundan geldiğini öğrenirse vallahi bu iş can almaya kadar gider. Allah'ı yübarek. Kurban olduğum Rabbim. Sen bizi zalimler ordusuna karşı bir başımıza bırakma. Amin desem mi acaba Hasna? Amin, amin. Ya belli. Senin yine boğazın tık 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 bir şeyler tıkanmış. Söyle, söyle kurban olduğum, söyle ne oldu? Her şeyi öğrendim ben Sadim. Ne her şeyi öğrendin? Anlatmayacak mısın bana artık? Yanlış görmediğimi biliyorum ben.
Kevser Elif bebeği emziriyordu. Ben kimseye iftira atmadım. Sonunda gerçeği de öğrendim de. Ben o hallere düştüm. Sen yutkundun. Sana neler söyledim. Sen yutkundun. Bu evde cehennem azabı yaşadım. Sen sustun. Şimdi anlat bakalım bana. O bebeği, o kızın... Hasnam. Vallahi de billahi de. Zeynep kızı kurtarmanın bir tek yolu vardı. Ah bu da oydu. Ya o namussuz, o benamussuz Vahit var ya. Biz müdahale etmesek Zeynep'i kendine hatun edecekti. Tövbe estağfirullah. Ondan mütevellit Kevser'in bebeği Zeynep'in kucağındadır. Ne? Elif Kevser'in kızı mı? Her şeyi anlat dedin. Aha her şeyi söyledim. Bana bak Hasna. Sakın ha. Bak kimse vallahi kimse bil. İkisi de bilmiyor ha. Bak Kur'an'ıma kitabımı eğer başkası öğrenirse duman oluruz ha. Tamam tamam. Merak etme sen. Ben zaten konuştum ablamla. Bu kızı kaçıracağız buradan. Hepimiz için en hayırlısı budur değil mi Sadim? Kimse de böylece bir şey öğrenemez. Allah-u Teala hayırlısını bilir lakin. Bence de Kevser'in buralardan gitmesi hepimiz için çok daha münasiptir. Madem Müyesser Hanım'la konuştunuz. Ne lazım geliyor söyle yapın. Ya zaten bin tane derdimiz var. Ah, bir tanesi de eksik olsun ha. Allah'ım seni bir kere daha bana bağışladı ya. Şükürler olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.